Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Aslan pençesi yani Alchemilla, gülgiller yani Rosaceae familyasından olup bildiğimiz güllere neredeyse hiç benzemeyen çok yıllık bir otsu yabani bitki ailesidir. Alchemilla familyası alt türlerinin büyük çoğunluğu Avrupa ve Asya kıtasının ılıman ve kutup altı kuşağında öbekler halinde görülen ama Amerika ve Afrika'nın dağlarında da endemik türlerine rastlanan 300 civarında üyesi olan bir ailedir. Aslan pençesi Meryem Ana ile ilişkilendirilen bir bitkidir. Ona aslan pençesi denmesinin nedeni ise aslan pençesine benzetilen yapraklarıdır. Yelpaze şeklinde uçları dişli olan tüylü yaprakları bitkiyi soğuğa ve ıslanmaya karşı dayanıklı kılar. Hatta dağlık bölgelerde çok daha tüylü olanlarına da rastlanıyor. Yeşilimsi sarı renkli ve taç yaprağı olmayan küçük çiçekleri öbekler halinde yaz başında açar. Sadece birkaç türü yaş halde hayvan yemi olarak kullanılırken, bu türlerden pek azı bahçelerde daha kırsal ve doğal bir hava vermek için bordür ve gül altı süs bitkisi olarak da kullanılıyor. Güneş alan ya da yarı gölge olan her tür toprakta yetişebilen aslan pençesine, yaz sonunda çiçeklerini döktükten sonra budanarak şekil verilebilir. Aslan pençesi tohumlarını kendi kendine toprakla buluşturan bir bitkidir. Yani bahçenize bir defalığına ekmeniz yeterlidir. Aslan pençesi de adamutu yani Mandragora officinalis gibi eskiden iksir yapımında kullanılan bir bitkiymiş. Hatta yapraklarında tuttuğu çiğ taneleri kullanılıyormuş bu iş için. Aslan pençesinin bir başka ilginç özelliği ise yapraklarının ortasında çiğ tanesine benzeyen bir damla su oluşturmasıdır. Fakat bilim insanları bitkinin bunu sadece yağmur yağacağı zaman yapmadığını belirlemiş. İskoç ve İrlanda mitolojisine göre perilerin büyüsünden ve nazardan korunmak için sadece bu iksir kullanılırmış. Bitkinin Latince adı da simyacılık anlamına gelen alkemiyadan geliyor. Aslan pençesi orta çağda yaraları kurutmak, kanı durdurmak için de kullanılmıştır. İsveçliler ise iyi bir uyku uyuyabilmek için aslan pençesini yastıklarının altına koyarlarmış. Aslan pençesi aynı zamanda yapraklarında oluşturduğu su damlasıyla o gün havanın yağışlı olup olmayacağını da gösteriyormuş. Günümüzde genetik bilimi bizi önemli tehlikelere karşı uyaracak bitkiler yani bekçi bitkiler üretmeye çalışıyor. Örneğin kimyasal bir saldırı halinde yaprakları renk değiştirecek ya da keskin bir koku yayabilecek bir bitki kamusal alanlarda dekoratif olmanın dışında bekçi olarak da kullanılabilir. Bitkilerin bizi tehlikelere karşı uyardığı durumlardan en ilginç olanı ise kara mayınları ile ilgili. Mayınların içerdiği TNT adlı patlayıcı madde yüksek miktarda azot içerdiği için zaman içinde toprağa salındığında çevresinde iyi gübrelenmiş bir alan oluşturabiliyormuş. Dolayısıyla vaktiyle savaş görüp geçirmiş çöl gibi bir arazide normalden daha hızlı gelişen bitki öbekleri gördüğünüzde bunların altında bir mayın olma ihtimali yüksek olabilirmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.